Hemen bu konuyla ilgili sizin de fikrinizi almak istiyorum. Bugün biliyorsunuz Elitaş'ın açıklaması vardı. Belki daha önceden biliyordunuz bu açıklamayı, açıklamanın yapılacağını. Bugün EYT ile ilgili bir açıklama yaptı. Oldukça olumlu açıklamalardı. Tabii şu anlamda söylüyorum bunu. Herhangi bir erteleme ile ilgili bir şey söylemedi. Yani meclise geleceğinin görüşüleceğini ifade etti. Hatta ilk gündem maddesi olacağını söyledi. Saat aralıkları paylaştı. Benim anladığım kadarıyla çok yoğun bir baskı, yani o EYT'lerin sürekli olarak Twitter'dan tweetleri işe yaramış gibi görünüyor ki, yani Elitaş saate kadar açıklama yaptı. İşte şu kadar saatte görüşeceğiz, şu işte sabaha karşı olacak, böyle olacak, şu şekilde olacak diye. Anladığım kadarıyla onlar da artık bu baskıyı kaldıramıyorlar EYT konusuyla ilgili. Şimdi yarın mecliste neler bekliyor EYT'lileri? Siz Elitaş'ın açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Onları sormak istiyorum. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Emin hocama da selamlarımı iletiyorum. İnşallah artık sonuna geldik. Yarın sanırım yanlış hatırlamıyorsam 14 itibariyle genel kurul 15 diye görüşmeleri biliyorum tabii 15 ama bir teyit itibariyle etmek lazım. görüşmeleri başlayacak. Ve gerçekten biz bunu komisyon ortamında hani küçük bir kısmını gördük diyelim. Uzunca süren görüşmeler oluyor. Yarın yine Meclis TV ekranlarından hepimiz milyonlar olarak bunun takibini de her zamanki gibi tekrar yapacağız. Orada görüşmeleri takip edeceğiz, konuşmaları takip edeceğiz ve yüreğimizden geçenlerin olması için dualar ederek ekranlar karşısında yine beklemeye devam edeceğiz. İnşallah yarın ya yapılan açıklamalar hep o şekilde, söylenenler de o şekilde. Yani yarın bu işi bitirmek onların da amacı artık. Fakat çarşamba günü de sarkıtma olduğunda çarşamba devam edip çarşamba akşamı bitecek de bir süreç de olabilecek. İnşallah yarın akşam çarşambaya sarkmadan artık bitsin de herkes şöyle bir rahat bir nefes alsın ve umudumuz komisyondan geçtiği şekline ilaveler yaparak genel kuruldan da bu yasanın çıkmasıdır. İnşallah o şekilde olur. Yarım kalmamış oluruz. En azından EYT bütün haliyle tamamlanmış ve çıkmış olur. Peki bu arada Meclis TV ile ilgili ben de şöyle bir ek yapayım. Yarın bu sürecin ilk anından itibaren Meclis TV'yi canlı olarak yayınlayacağız. Biz de kendimiz de yayında olacağız. Beraber izleyeceğiz. Anlık haberler olursa onları aktarmaya çalışacağız. O konuda da yayınımızı takip etmeyi unutmayın. Muhtemelen Meclis Genel Kurulu açılmadan önce biz yayına geçmiş oluruz. Anlık olarak oradaki gelişmeleri aktaracağız. Nalan Hanım, peki bu konunun yanı sıra biraz peş peşe olacak ama sormak istediğim bir konu daha var. Biliyorsunuz uzunca bir süre tartıştık. Hala soruluyor ve bir umut olur mu olmaz mı son dakika bu süreçle alakalı bir gelişme yaşanır mı diye herkes merak ediyor. Şimdi bu 5000 prim günü konusunu sormak istiyorum. Sadece 5000 özelinde de değil, kısmi emeklilik konusu da var. Kısmi emekliliği de sormak istiyorum ama şunu da eklemek istiyorum. Elitaş özellikle şunu belirtti. 4 madde şeklinde. Yani bunun işte bir diğer örneği olduğu gibi geçecek. Çünkü TRT Haber'de böyle bir detay geçmişti. EYT olduğu gibi geçecek şeklinde. Komisyondan çıktığı olduğu gibi geçecek şeklinde. Sanırım onlar da bir kulis bilgisi aldılar ama zaten Elitaş'ın bugünkü açıklamasında 4 maddenin geçeceğini ifade ediyor. Yine de soralım, bir bilginiz var mıdır? Bununla ilgili bir öngörünüz var mıdır? Yarınki süreçle ilgili veya diğer süreçlerle ilgili 5000 prim günü ne olur? Kısmi emeklilik ne olur? Murat Bey biliyorsunuz uzunca bir süre görüşme imkanımız olmamıştı. Ve biz bu sürecin başından beri komisyon öncesinde yani açıklamanın yapıldığı günden komisyon sürecine kadar ve komisyon sürecinden deprem sabahına kadar olmak üzere ciddi bir baskı yapmıştık. Ve
99 öncesi haklarımızın tam olarak iadesi için ciddi olarak çalışmalarımız olmuştu. Fakat büyük bir afetle karşı karşıya kaldık maalesef. Geçtiğimiz 2-3 gündür görüşmelerimizi de yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Dün başlayan ve bugün de gece 12'ye kadar devam eden de bir tak çalışmamız var. Bu tak çalışmasından da arkadaşlarımızın atmış olduğu tweetleri de kendilerine ileterek bu süreçte ne kadar ısrarcı olduğumuzu göstermiş bulunuyoruz. Ve peşini de bırakmayacağız zaten. Yani genel kuruldan da kademeli olarak geçse, yani ilave yapılmadan komisyondaki süreciyle geçmiş olsa dahi biz bunun peşini bırakmayacağız. Elbet bir gün seçim öncesinde yine biz 5000 prim günüyle ve diğer haklarımıza da sahip olmak amacıyla çalışmalarımızı ısrarla devam ettireceğiz. Çünkü biz hakkımızı almak adına yola çıktık ve yarım yamalakta hak istemiyoruz. Haklarımızın tas tamam iadesini istiyoruz. O nedenle bizim şartlarımızda 5000 prim günüydü. Bizim yaptığımız görüşmeler 5000 prim günü üzerineydi. Bizim yaptığımız tüm çalışmalarımız, tüm taleplerimiz 5000 üzerineydi. Ve biz bu talepler üzerinde çalışmalarımıza yoğunlaşarak devam edeceğiz yine. Peki şunu merak ediyorum. 5000 prim günü olmadan 5000-5975 şeklinde çıktı. Tabii bu işin biraz daha teknik kısmı ama sonra bununla ilgili düzeltme yapılabiliyor mu? Kanun geçtikten sonra ek madde koyulabiliyor mu? Böyle bir şey, ya böyle bir şey alıyor musunuz? Hani bu kadar görüşme yaptınız ve 5000 ile ilgili de sonrasında da çok fazla taleplerinizi ilettiniz. Şu an genel olarak hani Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanılmış durumunda ama iki seçim üst üste yaşayacağız ülke olarak. Peşine de belediye seçimleri olacak. Ben orada da hani evet. 5000 günün yanı sıra Bağkur staj konularında da bir hareketlenme olacağı fikrindeyim. Çünkü genel olarak adım adım gidildiği fikrindeyim bu konuyla ilgili. Yani siz o konuda olumlu bir şey alıyor musunuz hani yani? Onu merak ediyorum. Çünkü sonuçta vatandaşlar da ister istemez bu konuda umutlanıyorlar. Yorumunuzu merak ediyorum bu doğrultuda. Ya olumlu bir şey alıyor musunuz diyorsunuz ama olumlu olarak zaten bu şekilde yapılmanın çıkmasının da çok olumlu olduğu düşünülüyor. Çünkü gerçekten yaş olayının kalkmış olması çok güzel bir olay. Buna kimsenin itirazı yok. Bu yaş olayının kalkmış olması bile çok büyük bir kazanım. Nasıl, niye, niçin böyle diyorsunuz? 5975 gününe ulaşacak olan arkadaşlarımız arasında bile 8 ile 10 yaş arasında bir kazanımları söz konusu oldu. Benim böyle düşündüğümü düşünmesinler. Ben şu an siyasilerin izah etmelerini arkadaşlarımıza anlatıyorum. O nedenle de olumlu olarak düşündüklerini pek sanmıyorum Murat Bey. Burada yapılması gereken her şeyi biz elimizden geldiğince yapıyoruz zaten. Onlara ulaştık. Mağduriyetin sebeplerini, borçlanmalardan doğan mağduriyetlerin sebeplerini anlattık. 31 Aralık'ta SGK kurumunun niçin açıldığını, madem böyle kademeli bir prim sistemi devam edecekti, SGK kurumları 31 Aralık'ta niçin böyle bir borçlanmaları kabule gitti? Yani biz en ince detayına kadar bu baskılarımıza devam edeceğiz, anlatımlarımıza devam edeceğiz, arkadaşlarımızdan gelen talepleri iletmeye de devam edeceğiz. İnşallah bir düzeltme yoluna gidilir ve bu EYT olarak bu mağduriyet tam anlamıyla çıkmış olur. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi de yani 2023'te böyle bir mağduriyet kalmayacak demişti biliyorsunuz. Ama maalesef ki mağduriyetin yarısı 2022'de bitti. Diğer yarısı ise 2023'te halen devam etmekte.
Tabii şimdi vatandaşlar bir umut takip edecekler. Özellikle primden dolayı primi doldurmak durumunda kalan vatandaşlar, EYT'liler diyelim, bir ihtimal hani bir düzeltme yapılabilir mi yapılamaz mı diye.